Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Berat gecesi, berat kelimesini önce açıklayalım. Berat, kurtulmak, bir yükümlülükten, bir suçlamadan kurtulmak anlamına gelir. Bu geceyle ilgili olduğu tefsir alimlerin bir kısmı tarafından belirtilen bir ayet var. Duhan Suresi 1 ve 4. ayet. Apaçık kitabı, yemin olsun ki biz Kur'an'ı mübarek bir gecede indirdik. İşte bu mübarek geceyi bazı tefsir alimleri Berat gecesi olarak tefsir etmişlerdir. Biz gerçekten uyarıcıyız. O mübarek gecede her hikmetli iş katımızda bir emirle ay ayırt edilir. Fiha yufreku kullu emrin hakim. Burada ayırt edilen iş anlamında Berat gecesinde e, Suyuti'nin kitabında şöyle buyuruyor melekler Berat Gizesi oldu mu bir senelik görevlerini yapacakları işleri alırlar. Bunlardan biri de ölüm meleğidir. Ölüm meleği bir sene boyunca canını alacağı insanların listesini de alır ve ona çalışır. Ta ki o insanın ismi ölüler listesindedir. O sene içinde ölecekler listesindedir. Kişi evlenebilir, çocuk sahibi de olabilir ama listede ismi vardır. Yine e, Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem Beratla ilgili hadis-i şerifi Şaban ayının 15. gecesi olduğunda ibadete kalkın ve o gecenin gündüzünde oruç tutun çünkü o gece güneş batınca Allah Teala keyfiyeti bizce meşhur bir halde dünyaya e, en yakın göğe nuzul eder. O andan fecir oluncaya kadar benden mağfiret dileyen yok mu? Onu mağfiret edeyim benden rızık isteyen yok mu? Onu rızıklandırayım. Bir vela ile müptela olan yok mu? Ona kurtuluş vereyim. Şöyle olan yok mu, böyle olan yok mu der. İbn-i Mace'de yer almıştır. Yine bir hadiste allah Teala Şaban ayının ge 15. gecesi kullarına rahmet nazarıyla bakar. Müşrikle müşahin yani kindar adam bu haftan yararlanamaz İbn-i Mace. İkametü salat bölümünde. Ayşe radıyallahu anhadan bir hadiste bu gece Şaban'ın 15. gecesi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem odanın içinde aramaya başlamıştım ki onun başını secdeden kaldırırken gördüm. Buyurdu ki ey Ayşe Allah ve Resulü'nün seni korkutmasından mı korktun dedim. Hazreti Ayşe validemiz Diğer e, hanımlarından birinin yanına gittiğini zannettim dedi. Peygamberimiz şöyle buyurdu. Allah Teala Şaban'ın 15. gecesinde bu gecede dünya semasına nuzul eder. Beni Kerb kabilesinin koyunlarının tüyleri sayısınca insanlara bağışlar buyurdu. İbn -i Mace, i Salat. Yine bir hadis-i şerifte peygamberimiz muhakkak ki Allah Teala Şaban'ın 15. gecesinde rahmetiyle yetişen her şeyi kuşatan kuşatır bütün mahlukatına mağfiret eder. Yalnızca müşrikler ve kalpleri düşmanlık hissiyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler müstesna. İbn-i Mace İkamet Salat Yüce Allah bu gece bütün Müslümanlara mağfiret buyurur. Ancak kahin, sihirbaz yahut müşahin yani çok kin tutan veya içkiye müptela olan, düşkün olan, alkolik bir şekilde içkiye düşen veya ana babasını inciten yahut ısrarla zinaya devam eden müstesna. Tergip ve terhip es adlı eserde. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. allah Teala Şaban'ın 15. gecesi tecelli eder ve ana babasına asil olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında kalan bütün kullarını bağışlar. İbn Maçe İkametü Salat, Tirmizi Savun 30.